İç. Kendine neden koymadı? Çok susamıştım ben. İçeride içtim. Buyurun siz alın. Ben kendime yenisini koyarım. Yok yok, ben şimdi hazırlarım sehere. Yok yok, istemem. Şekerim var benim, dokunuyor. Ha. Su ya da başka bir şey? Yok sağ olun. Çok vaktim yok benim. Eve geç kalmayayım. Kızımız sensin herhalde. Seher. Gelsene bir seninle bahçede bir konuşalım. Heh. Neden benim yanımda konuşmuyorsun? Ya şimdi senin özel bir meselesi var da utanır belki senin yanında konuşmaya dedim. Sen limonatanı iç, gelirsin. Hadi gel Seher. Hayırdır Cemile, ne oluyor? Niye yalan söylüyorsun? Kusura bakmayın ama ben böyle alengili işlerle uğraşamam. Kız! Siz neden bahsediyorsunuz ya? Kızım, ben ebeyim. Bu kadın bana dedi ki bir kız var, kimi kimsesi yok. Uğursuzun bir de günahına girmiş, kendi başına bir şey yapar. Sana ne? Sana ne? Allah Allah! Ne diye ortalığı karıştırıyorsun? Zaten sen de yardım isteyen de kabahat. Asıl sana güvenip gelen de kabahat. Kızın haberi bile yoktu. Ne yapacaktın? Elini kolunu bağlayıp tövbe yarabbim tövbe. Sana be! Kızım iyi misin? Bıraksana sen şunu. Yürü, yürü git. Çık. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bilip bilmeden konuşma dedim. Tam kızım yürü. Çık sen de, kalma bu evde. Yürü, yürü. Allah'ın cezası. Sen hala nasıl benim yüzüme bakabiliyorsun ya? Sen nasıl bir şeytansın ya? Sen ne tür bir canavarsın ya? Gözümün içine baka baka beni kandırıp bebeğimi mi öldüreceksin? Gel! İçecektin şu zıkkımı. Uyanıp uyandığında yükünden kurtulacaktın. Asıl şeytan sensin. Ben anlamasam İstanbul'a gidip doğuracaksın çocuğu değil mi? Sonra da Yaman'ın karşısına geçip bu bebe benim diyeceksin ha? İzin verir miyim ben böyle bir şeye? Bana bak. Bu benim bebeğim. Duydun mu? Benim. Çocuğuma asla zarar veremeyeceksin. Öyle bir vereceğim ki benim kızımın huzurunu bozmayacaksın sen. Ah! Küçüktüm. Gücüm yetmedi, sustum. Büyüdüm. Babam için sustum. Ama bu sefer susmayacağım. Anladın mı? Çocuğuma asla zarar veremeyeceksin. Öyle bir vereceğim ki, öyle bir vereceğim ki bu çocuk doğmayacak. Benim adım da Cemile ise bu işin peşini bırakmam. Korkmuyorum senden. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sağ olun. Hoş geldiniz. Siz ikiniz de tazeleyin mi? Lütfen. Dede, çağırdın beni buraya kadar ama geldiğimden beri susuyorsun.
gidiyormuşsun. Hı hı. Bir daha da dönmem zaten. Bak sen. Temel yani. Kardeşlerin için kalırsın sanıyordum. Demek benden sonra Tufan diyorsun. Kimse umurunda değil. Hı? Onların bana ihtiyacı yok. Çok özleyen olursa gelir görür. Efendim. Ne oldu Feraye, niye ağlıyorsun sen? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum, tamam? Tamam. Benim gitmem lazım. Hayırdır? Bir arkadaşa acil mesele. Zaten bizim de konuşacak bir şeyimiz yok. Sen beni almalısın. Hemen takip et şunu. Ne bakıyorsun evladım, dediğimi yap. Hadi. Tabii Ömer Bey. Yavaş yavaş gözüme gidiyor. Yavaş. Kız şey yapıyorum. Ma. Hayırdır Cemile Sultan? Selamsız sabahsız, nereye gidiyorsun böyle? Görmedik, ne oldu? Feraye nerede? Bağ evine gittiler dedi Nesin. Okula geçti, dersi varmış. Aa, bu yine neye delendi böyle? Keçileri bir ziyarete gelmiş. Ne bileyim. Ay. Nesin, çok sıcak, bitirelim şu işi, kurban olayım. Ya bu sıcakta bunu yapmak zorunda mıydık ya? Üf. Doğru düzgün bir şey yazsanıza şuraya. Dokunma hassasiyeti, duyu bütünleme sorunu. Ne olduğunu yazmışsın, ne yapacağız, nasıl davranacağız onu yazmamışsın yani. Anne. Annem. Neredeydin sen ya? Sabahtan beri görmedim ben seni. Ha, işim vardı ya. İyi misin diye sana bir bakmaya geldim. Başım ağrıyor, uzanacağım ben biraz. Aa, yok, vallahi olmaz. Dün o kadar güzel kıyafetler aldık ki, gel ben seni götüreyim. Çok güzel, başının ağrısı geçecek. Aleyna, sonra bakarım. Allah ya. Allah Allah, anne, gelin. Allah Allah, çekiştirme kızım anne, be. Gel, gel. Ay, dur, dur.